Elegans tonumuzda arkadaşlar hangi özellikler vardan önce isterseniz artık 3 aracında önden görüntülendik arasındaki farklılıklardan bahsedeceğim size. Beyaz LED farlar arkadaşlar 3 modelimizde de standart ama tabii ki Ultimate'de LED Matrix farlar geliyor. Diğer Elegans ve GS'ten paketlerimiz ise sadece beyaz LED far geliyor. LED gündüz farlarımız standart. Ön taraftan baktığımız zaman ön sis farımız var. Elegans'larda ön park sensörü bulunmuyor. Ön park sensörü ise GS'ten ve Ultimate paketimizle birlikte geliyor. Ekstra opsiyon olaraktan da alamıyorsunuz. Alt tarafa baktığımız zaman Elegans'larda gri bir koruma barı gelmiş. Yan taraf havalandırmalar krom şeklinde gelmiş. Ancak GS9'a baktığımız zaman artık orada siyah bir logo görüyoruz. Gri olan yerde ise siyah bir koruma yeri görüyoruz. Ve havalandırma kanallarımız ise yine siyah olaraktan yer alıyor. Ultimate'de ise yine krom detaylar Elegans'ta birebir aynı şekilde. Şimdi isterseniz yandan baktığımız zaman Metin istersen artık yan taraftan devam edelim. 215-60-17 jantla birlikte geliyor. Elegans'ın jant şeklinde görmüş oluyoruz bu sayede. Elegans'larımızda bu şekilde bir jant şekli var. GS-Line veya Ultimate'e geçtiğimiz zaman ise 18 jantı çıkıyoruz. Gri, siyah ve kırmızı. 3 tane farklı bir renk gözükmekte jantımızdaki. GS-Line'da çok daha bir farklı duruyor bu jant. Ultimate'de yine GS-Line'in aynı şekline sahip bir jant karşılıyor. Ancak bunda ise siyah ve grilik tonları biraz daha ağırlık basmış durumda. Yandan baktığımız zaman da jantlar bu şekilde. 3 aracımızda da anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma sistemimiz var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ise araca yaklaştığınız zaman siz hiçbir yere dokunmadan otomatik kapılarını kendisi açacak. Araca bindiğimiz zaman tuşa bastık, çalıştırdık. Tekrar kapattık. Uzaklaştığımız zaman ise kendisi ufak bir ses çıkartıyor ve kapıları da kendileri kilitleyebiliyor arkadaşlar 3 aracımızda da. Krom detaylar Elegans'larımızda yer alıyor. GS9'larımızda ise kırmızı veya gri oluyor. Bunlarda 2 tane seçenek oluyor. Kırmızı veya grilik. Bu videoda gördüğünüz aracımızda ise kırmızı şeklinde gelmiş. Ultimate'lerde ise yine gri bir krom çerçeve yer alıyor. Yan taraftan baktığımız zaman arkadaşlar krom detaylarından bahsettik. Jant şeklinden bahsettik. Aynalarda tabii ki sinyallerin hepsinde var. Aynalarımızın hepsinde başlangıç versiyonundan itibaren de sinyallerimiz yer alıyor. Ayna kapaklarımız 3 versiyonumuzda da siyah olarak geliyor. Evet, yandan bahsedebileceğim bu kadar. Şimdi istersen Metin arka taraftan artık arkadan görünüşlere de biraz değinmeye başlayalım. Mokka Elegans'ın öncelikle arka dizaynından bahsedelim biraz sizlere. Arka taraflarda 3 paketimizde de arka LED stoplarımız var. Elegans'larda Opel logomuz krom, Mokka yazımız krom. Alt taraftaki koruma bandımız ise gri şeklinde geliyor. Çift egzoz ise hepsinde standart. Plakalıklarımız dahi beyaz LED gerçekten şık duruyor. GS9'a geçtiğim zaman ise artık logomuz gri değil, krom kaplı değil, siyah bir logomuz var. Mokka yazımız ise siyah. Öteki tarafta Elegans'ta olan grilik ise burada gördüğünüz gibi de siyah olarak yer alıyor. Yine arkadan daha sportif bir görünüş sağlıyor. Ultimate pakette ise yine Elegans'ta olduğu gibi krom bir logo, krom bir yazı ve yine grilik geliyor. Yani arka taraftan baktığımız zaman aykırı olan yine içlerinde GS9 oluyor. GS9'ın arkadan duruşu da logosunun siyah olması, Mokka yazısının siyah olması ve alt tarafın grilin siyah olması ise arkadan duruşunu yine GS9'ın farklı bir gösterişle karşılıyor bizi. Evet, arkadan da bu şekilde. Bagaj ölçülerinin arkadaşlar herhangi bir değişiklik yok. Aracın ölçülerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece Elegans, GS9, Ultimate'lerin arasında ise donanım ve özellik farklılıklarımız oluyor. Şimdi ben Elegans'ın bir de Metin bagaj dedik. Bir de bagajımızı gösterelim. Bagaj açma yerimiz plakanın üstünde bir bölümde. Evet, bagajımızı kaldırdığımız zaman burada 350 litrelik bir bagaj karşılıyor bizi. Şunu çıkarttığımız zaman, ara bölme çıkarttığımız zaman tavana kadar da malzeme sarabilirsiniz ki bagaj bu tarzda baktığınız zaman ideal bir bagaj ama bana bu bagaj yetmez derseniz şu malzeme çıkarttığınız zaman çok rahat bir şekilde yüksekliğinde kullanabilirsiniz. Araçlarımızda stepne bulunmuyor. Onun yerine lastik tamir kitleri var. Evet, bagajı gösterdim. Şimdi Metin arka koltuklardan devam edelim istersen. Arka koltuklarımızda Elegans paketlerimizde siyah ağırlıklı bir koltuk var ama oturduğumuz yerler kumaş, yan taraflar deri olarak geçiyor. GS9'a geçtiğimiz zaman videoda gördüğünüz gibi kırmızı çizgiler var. Orta bölümler yine kumaş ama kırmızı çizgiler yine burada ön planda çıkıyor. Ultimate donanımımıza baktığımız zaman ise koltuk döşemelerinde herhangi bir farklılık var mı? Ultimate'lerde alakantra bir koltuk geliyor. O yüzden de koltuk döşemesi daha bir üst seviyede. GS9 ve Elegans'ın arka koltuklarından da bahsettik. Şimdi de Metin artık sürücü tarafından başlayalım. Artık özellikler farklılıklar da burada biraz daha karşımıza çıkmaya başlayacaktır. İçeride Elegans'larda gri bir koltuk döşemesi var. Şöyle bakın grilik var. Buralarda beyazlarımız var. Yarı deri koltuklar var arkadaşlar araçlarımızda. 4 cam otomatiğimiz, elektrikli ısıtmalı yan aynalarımız, far sensörü, yağmur sensörü, kendinden karın iç dikiz aynası, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı. Burada 7 inçlik bir tane gösterge paneli karşılıyor bizi. Hayat gösterge diye yanılabilen de hatta. Şerit koruma özelliğini şu anda devre olup olmadığını gösteren bölümdeyiz.
Trafik lamba hava uyucumuz var. Vitesin hangi konumda olduğu, yakıt seviyesi düşük diye uyarı geldi. Hararet göstergemiz, yakıt göstergemiz, devir göstergemiz hepsini buradan görebiliyoruz. Özel bir, hatta bunun ayarları gördüğünüz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Anlık bilgiler, ortalama yakıt tüketimini buradan görüyoruz. Kadranlar dediğim zaman da ben onları görmek istemiyorum, büyük bir kadran görmek istiyorum derseniz de bunu da buradan görebiliyorsunuz. Orta ekrana geldiğimiz zaman ise 7 inçlik bir tane renkli ekran karşılıyor bizi burada. CarPlay ve Android Auto seçeneği tabii ki araçlarımızda standart konumda. USB'den aracı bağladığımız zaman da CarPlay ve Android Auto'yu devreye almış oluyoruz. Uzun kısayı otomatik far asistanımız araçlarımızda yine standart geliyor. Farlara bastığım zaman hafif iç aydınlatma, ambiyans aydınlatması, karşılama, RFG aydınlatmasını görüyoruz. Konfor dediğim zaman ise otomatik eller serbest modu, kilitlerin açılması, sürücü bunların hepsini buradan. Güvenlikte ise acil fren destek sistemini kapatıp açma, trafik levhasını okuyup okumama, tanıma, yorgunluk sistemlerinde bütün ayarlarını buralardan da yapabiliyorsunuz. Alt tarafa doğru geldiğim zaman ise dijital bir klima karşılıyor bizi. Tek bölgeli bir dijital klima var. Bunu da buradan gösterelim. Yine burada güzel bir saklama bölmemiz var alt tarafında. Çok şık, çok güzel bir vites seçicimiz var. Şık bir dizaynı var. Şöyle bakın. P'ye de şuraya bastığınız zaman da P'yi alabiliyoruz. Sürüş modları var demiştim. Sürüş modlarında buradan Eco mod, normal mod, spor modda da buradan değiştirebiliyoruz. El frenimiz elektronik. Aracı kapattığınız zaman da el freni kendisi çekecektir. Kol dayamamız tabii ki standart. Start stop tuşumuz ise şurada bakın. Evet. İçeriden de gerçekten de şık bir dizayn var bizi karşılayan. Buralarda gri bir detay var. Yani elegansın da içerisinde bu şekilde göstereyim. Tabii dere direksiyonumuz, F1 şanzımanımız. Bunlardan demedim ama tabii ki bunlar da var. Ayaklıkların orada ışıklar var ve beyaz led yanıyor. Aydınlatmasını ekstra bir de şöyle göstereyim ben sizlere. Beyaz led bir iç aydınlatması var. Elegansın içerisindeyiz. Bunlardan bahsettik. Şimdi isterseniz artık CS Line'dan devam edelim. Donanım özellik farklarını ise 17 değil 18 jant olduğunu söylemiştim. Kör nokta uyarı sistemi artık CS Line ile birlikte başlıyor. Ön park sensörümüz geliyor. Aynalarda LED karşılama aydınlatması diyor. Aynaların altında da bir ışık sistemi var. CS Line paketlerimizde. Alaşımlı spor pedallarımız, siyah tampon korumaları hepsinden bahsetmiştim. Kırmızı kapı üstü dekoru, kırmızı havalandırma dekoru diyor. Evet, CS Line'da şu şekilde de dıştan size de bir çekimini yapmış olalım. Şimdi içerisinde asıl eğlencemiz başlıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı çok güzel bir cam çerçevesi kurumumuz var. Detayımız var. Kapısını açtığım zaman ise artık kırmızılık bizim hayatımızda içeride devam ediyor. Koltuklarda gördüğünüz gibi desenler artık değişti. Dikişlerimiz kırmızı oldu. Bölümler kırmızı oldu. Şimdi içerisine doğru şöyle geçelim. CS Line'ımızda dışarıdaki siyahlıklar yine içeride devam ediyor. Şöyle göstereyim. Tavanımız siyah. Eleganslarımız da gri. Ama CS Line'larımız da siyah olarak giriyor. Tamamıyla içine oturduğunuz zaman bile spor bir arabanın içerisinde olduğunuzu net söyleyeyim hissediyorsunuz. Çok farklı duruyor içerisinde. Şimdi aracı çalıştırıyorum. Yine Elegance'da olduğu gibi 7 inçlik bir renkli ekran ve 7 inçlik yine bir renkli ekran karşılıyor. Orada gri bir detay vardı. Burada ise kırmızı bir detay devam ediyor. Yine arkadaşlar dijital klimaydı. Şerit koruma, acil fren destek sistemi, elektronik el frenimiz, vites seçicimiz ise tabii ki yine standartımızda. Yani tekrar söylemek gerekirse CS Line aldığınız zaman kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörü, otomatik katlanan yan aynalar, çift renk tavan, alışımlı spor pedallar bunların hepsini ise standart almış oluyoruz. Evet, CS Line'dan da içinden de gösterebileceğim bu şekilde. Şimdi isterseniz artık en üst versiyonumuz olan Ultimate'den devam edelim. Evet arkadaşlar, CS Line'dan bahsettik. Şimdi de bir üst donanım olan artık en dolu Mokka Ultimate paketle beraberiz. Opsiyon olarak Bolt paket alabiliyoruz. Siyah renk kaput, siyah tavan iç döşemesi geliyor. Alcantara deri görünümlü koltuklar. Intellux LED Matrix ön farlar gibi farlara aşık olacaksınızdır. Çok güzel bir aydınlatması var. Ve bu farla birlikte de aydınlatma modları geliyor. Diğer araçlarımızda 7 inçlik bir dijital gösterge paneli var iken Ultimate paketlerimiz ise 12 inç dijital gösterge paneli geliyor. Multimedya Navi Pro özelliğimiz var. Yani diğerlerinde 7 inçlik reklam varken Ultimate'lerimizde 10 inçlik bir ekran karşılıyor bizi. Navigasyonumuz bu araçla birlikte geliyor. Adaptif hız sabitleyicimiz çok güzel bir sistem. Önünde bir araç olduğu zaman otomatik kendisi frenleme yapacaktır. Araç olmadığında da kendisi otomatik hızlanmayı gerçekleştirecektir. Diğer araçlarımızda acil fren destek sistemi kameradan gerçekleşirken bu aracımız ise radar bazlı. Daha bir üst kalite olarak da radar bazlı bir acil fren destek sistemi var. Şerit ortalama özelliği, aktif şerit takip sistemi. Hatta bununla ilgili de bu video çekmek lazım. Artık yarı otonom bir araç oldu bile diyebilirim. Çünkü hem adaptif hız sabitleyici ile şerit ortalama ile birlikte aracı resmen kendisi gidiyor bile diyebiliriz. Kendi kendine park etmediğimiz giriş park pilotu.
ve koltuk ısıtmamız da Ultimate donanımla birlikte geliyor. Yani size bugün arkadaşlar Elegance'da hangi donanımlar var, GS Line'da hangi donanımlar var, Ultimate'de ne özellikler var, hepsinden değinmeye çalıştım. Ve 3 aracımızı da bugün yan yana koyduk. Şöyle tekrardan da size bir yan taraftan bir çekim yapayım. Mokka yeşil aracımız, siyah bolt paketli olan aracımız da test aracımız. Diğerleri GS Line ve Elegance'lar da şimdiden müşterilerimize de hayırlı olsun dileklerimizi de sunalım. ÖTV muafiyetli soranlar olacaktır mutlaka bu araçlarımızda. ÖTV muafiyetli maalesef Mokka'lar şu anda artık verilemiyor. Artık Ocak'tan sonra herhangi bir şekilde fiyat artışı olursa o zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.